Kardeşim olsun.
çocukta. Sen de benim evladım gibisiniz Gündüz. Şu koca cihanda tek tesellim sizlersiniz. Hoş gelmişsin Almula Hatun. Hoş bulduk Gündüz Alp. Sugay Hatun, pek bir bitkin görünürsün. Şükür iyiyim Almula Hatun. Osman'a kavuştum. Onu doyurdum ya. Daha ne isterim? Sugay Hatun, siz babamla nasıl tanış olmuştunuz? Ben evladımın başındayken evvela Akdolgalı gelip beni buldu. Ardından Ertuğrul Bey'im gelmiştir. Demek seni Akdolgalı buldu Sugay Hatun. Akdolgalı çok akıllıdır zaten. Benim de adım öyledir. Sen onları çok mu seversin? Çok severim Almula Hatun. En çok da Akdolgalı. Lakin babam gitti. Şimdi kimse beni ata bindirmez. Gel o vakit ben seni atıma bindireyim. Sahiden mi Almula Hatun? Sahiden. Yeter ki sen iste. Çok isterim. Almula Hatun. Tehlikeli değilimdir. Ya bir hal olursa? Bir şey olmaz Sugay Hatun. Hem ben atların dilinden anlarım. Pas etmeyiz Sugay Hatun. Tedbirli olduktan sonra hiçbir şey olmaz evvelallah. Hadi Gündüz. Şimdi sen git nenenden müsaade al. Ben de seni atıma bindireyim. Tamam Almula Hatun. Ah!
işimize yarayacak. Askerlerin hepsi öldü. Şimdi ne edeceğiz? Askerlerin giysilerini alın. Cesetleri de bir köşeye gömün. Bu mektubu tez alan boya yetiştirmek gerek. Haydi! Çıktın Ertuğrul. Kim bana Ürgedayhan'ın topraklarında tuzak kurmaya cesaret edebilir? Nalan'ın otağına gittiğin vakit öğrenirsin. Meydanda ne var Ertuğrul? Heybeyi nereden bilirler? Dedim ya Noyan. Otağa gittiğin vakit öğrenirsin. Thank you.
Amin Hayman. Ben de bir yuvam, evladım olsun isterim. Lakin onca iş arasında bu nasıl olacak bilmem. Elbet seni bekleyen hayırlı bir kısmetin vardır kızım. Erkeklerin içinde didinip durmakta. Onlarla birlikte cenk etmekten ben de onlar gibi oldum hayvan. Hangi el evlenir ki benimle? Olur mu öyle şey kızım? Sen yiğit bir hatunsun. Maşallah güzelsin be. Allah senin için hayırlısını nasip edecektir. Hayırlısı. Gel bakalım Gündüz Alp. Thank you.
Ben sizi beklerim Noyan. Cengiz Han'ın
Atanız Cengiz Han'ın yasalarına sadık büyük bir hansınız Ögeday'ım. Lakin şehirleri abad etmek yerine yakıp yıkarsınız. Bana vergi ödeyen Sultan'ın Gıyasettin'in elçisi olarak nasihat etmeye mi geldin Ertuğrul Bey? Sultan'ın İmniyedeki şiirlerini yapmadığım için şükretsin. Biz Müslümanlar fethettiğimiz şehirleri yakıp yıkmayız. Abad ederiz. Bu da bizi kutlu bir devlet yapar. Biliriz ki talan ve yağmanın peşindeki devlet payidar kalmayacaktır. O devlet de, ordusu da er geç yıkılmaya mahkumdur. Beyiniz size fetihlerden ne kadar ganimet verir? Biz rızayı ilahi için gaza ederiz. Ganimet hesap etmeyiz. Hoşçakalın.
Ertuğrul Bey'in atları mısınız siz? Öyleyiz çok şükür. Sen de kim olursun? Ben Kutlubay. Ben de sizin gibi Türk. Ögeday Han'ın ordusundaki komutanlardan biriyim. Ne işin vardı Moğol ordusunda vakit? Cihan'ı fethetmek, şan, şöhret. Benim gibi daha nice Türk vardır Han'ın ordusunda. Karakurum'dan Tebriz'e kadar bütün obalardaki Türk halkları bize katılır. Evelallah, Anadolu'da hala Türk halkları hakimdir. Onlar da Ögeday Han'ın ordusuna katılmak için can atarlar. Anadolu'daki bütün halklar bizim nökerimiz olacak. Şimdi biraz dinlen. Gene geleceğim konuşmaya. Thank you.
haber var değil. O casus. Nereden anladın beni? Akırmağın suyunu sordum vakit. Karadan tatlıdır demeleri gerekirdi. Bu bizim Konya ile aramızdaki işaretti. Lakin onlar bilemedi. Emir buyur. Hepsini kılıçtan geçireyim beyim. Dur dur. Onlara hiçbir şey yapmayacağız. Şüphelendiğimizi dahi belli etmeyeceğiz. Emine istirahat etsinler. Sonra onları takip edeceğiz. Bizim Moğol casuslarının yuvasına götürecekler. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı bir. İçinize kök salan fitnenin tuzağına düştüğümüze Noyan bizzat şahittir. Ordugahınızın yakınına geldiğimiz vakit başı bozuk askerleriniz bize saldırdılar. Bu saldırıyı yapan askerleriniz heybenin içinde size itaat etmeyen komutanların isimlerinin olduğunu bilirlerdi. Yolda saldırıya uğradınız, doğru mudur Noyan? Thank you.
ettin? Ben Tural Bey'in boynuna gelen asilerin deşlerinin kim olduklarını öğrenin. Emrim olur. Hanım. Bu anlaşmayı sultanımın istediği şartlarda mühürleyeceğim. Aynı anda ikisi de ağlamaya başladı.
Rahman ve Rahim. Ey kainatı aydınlatan nur kaynağı Allah. Şüphesiz bütün varlıklarda parlayan senin nurundur. Ya Rabbi, senin rızan için yola çıkanları sen yolda bırakmazsın. Ertuğrul kulunu ve alplerini çıktıkları yolculukta muzaffer eyle. Ya Rabbi sen Halil'in Hazreti İbrahim ateşlere atıldığı vakit, ey ateş, İbrahim'e karşı serinlik ve esenlik ol diyerek onu muhafaza edensin. Habibin Hazreti Muhammed'i örümcek ağıyla koruyansın. Senin rızan için yola çıkanları sana emanet eyledik. Sen onları muhafaza eyle. Şüphesiz sen her şeyi görüp gözetensin. Onlara tuzak kuranları, düşmanlık edenleri yere ser, perişan eyle. Ey dostlarının yardımcısı, düşmanlarının kahredicisi. Sana sığınır, senden medet bekleriz. El Eman. El Eman. El Eman. Yırtılarak açılmalıdır. Kalbin
Selçuklu devleti de tuzağıma düşmüş. Bir av hayvanıdır ayakları bağlı. Kuşatmalarımla, salık verdiğim vergilerimle karnını yırtarak açtım. Şimdi de cihana diz çöktürdüğüm pusatımla ve kürklü ellerimle Sultan Gıyasettin'in kalbini sığmak için topraklarınıza geleceğim. Lakin vereceğin kararlı.